Şimdi burada tabii bu tür restorasyon çalışmaları sonunda sürdürülebilir olması ve gelecek kuşaklara bu tür yapıların aktarılabiliyor olması önemliydi. Biz de proje olarak burayı bir müze ve otel şeklinde düşündük, tasarladık. Şu anda bu otel içerisinde kullanılan tüm malzemeler aslında tarihi malzemeler, hepsinin tarihi özelliği olan 200 yıllık, 300 yıllık malzemeleri kullandık ve tüm ahşaplar, dolaplar vesaire de tamamen daha önce kullanılmış ahşapların burada kurduğumuz marangozhanede üretilen malzemelerden olduğunu söylemek isterim. Kısacası şöyle, burada konaklayan bir misafirimiz sanki 1200'lü, 1300'lü yıllarda konaklıyormuş gibi bir izlenim uyanacak. Zaman yolculuğu yapmış olacak. Tarihte geriye doğru bir zaman yolculuğuna çıkmış olacaklar. Kısa süre içerisinde otelimiz tamamlandı. İnşallah hizmete açmış olacağız. Yerden ısıtma mı? Hamam tamamen. Burası da yerden ısıtma, hamam taşlar da yerden ısıtma. Yani burada turizm destinasyonlarını artırıcı birçok çalışma yaptık, yapıyoruz. İşte Savatra Antik Kenti çalışmamız, yine Boncuklu Hüyük Karşılama Merkezimiz, yine yaban koyunları ile ilgili yapacağımız karşılama merkezi ve çalışmalar. Ama en önemli gördüğümüz burası Obruk Hanı ve Obruk Gölü. Burası inşallah açıldığında turizmin en önemli destinasyonlarından birisi olacağını ümit ediyoruz. Burada kullanılan odalardaki malzemeler tamamen tarihi malzemeler, yerden ısıtma ve Türk hamamları yaptık. Her Türk hamamında da tamamen hamamlar yerden ısıtma olarak tasarlandı. Hem modernite var, hem tarihi var. Dolayısıyla buraya gelen insanlar hem ruhen hem bedenen dinlenmiş olacaklar. Çünkü tarihe bir yolculuk yapacaklar ve burayı çok seveceklerini düşünüyorum ben. Hasan Dağı bile buradan bakın çok güzel görülebiliyor. Örneği çok ama bu şekilde otel konsepti, otel manzara. Yok. Hemen yanı başında bulunan Obruk Gölü ile birlikte dünyanın bu manzaraya sahip en eski oteli diyoruz. Çünkü 1220 yılında yapılmış ve 1900'lü yılların başına kadar da zaten kervansaray olarak, konaklama olarak kullanılmış. Daha sonra yıkılmış ve şimdi biz yeniden bunu hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bu nitelikte, bu büyüklükte, bu ölçekte başka bir konaklama merkezinin olmadığını iddia ediyoruz. Dolayısıyla misafirlerimiz, turistlerimiz burayı çok sevecekler. Evet, burası da örnek bir odamız. Odamızda gördüğünüz eski bir tarihi kapıdan oluştuğunu görüyorsunuz. Yine dolaplarımız, eski ahşapların kullanılan evyemiz vesaire hepsi daha önce tarihi eser niteliğinde.